İyi akşamlar sayın seyirciler. Postun Sesi İsviçre özel yayından hepinizi selamlar. Bugün yaklaşık 1,5 saate yakın İsviçre özel canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Canlı yayın konuğum Sayın İlhan Akman, Akman Finans GmbH yöneticisi Sayın İlhan Akman Bey. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Cemil Bey. İyi akşamlar diliyorum. Her şeyden önce size ve Tekeret ailesine bize böyle bir imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir program olur. Çok önemli konulara değineceğiz bu akşam. Akışına göre bırakacağız. Sizin soracağınız sorulara göre gerekli bilgiyi vatandaşlarımıza aktarmanın, evet, faydalı olmanın yollarını bakacağız. Yaptığımız duyurularda gazeteden ve sosyal medya üzerinden de çok sayıda vatandaşların günlük hayatında bu konuda, bu alanda yaşadıkları sıkıntılar bize ulaştı. Gazetemize okuyuculardan çok sayıda konular geldi. Bunları ilerleyen dakikalarda sizleri de sorup inşallah vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışacağız. Tabii bu soruları geçmeden önce Akman Finans kimdir, nedir, kaç yılından bu yana faaliyette? Kısaca dilerseniz izleyicilerimize Akman Finans hakkında bilgilendirelim, daha sonra konulara geçelim. Tabii, memnuniyetle. Akman Finans aşağı yukarı 15 yıldır İsviçre'de privat bireysel kredi üzerine Ayhan Akman tarafından kurulmuştur. Şu an İsviçre'nin 4 veya 5 şehirlerinde bürolarımız bulunuyor. Direkt müşterilerimize daha yakın olmaya çalıştık. Şu an bu şubeler nerede? Şubeler Zürih, Bern, Basel, Olten ve Zug'da olmak üzere şubelerimiz bulunuyor. Şubelerimizin hepsine zaten yıllardan beri aynı elemanlarla devam ediyoruz. İşin güzel yanı da bu. Hepsi tecrübelenmiş. İşlerinde bayağı bir bilgi sahibi. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabii daha da ileride güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. İnşallah. Evet, bazı konulara geçmek istiyorum. Dileyen izleyicilerimiz ilerleyen dakikalarda ekranı yansıyacak canlı yayın telefonlarımızla da programımıza katılabilirler. Konuyla ilgili soruları olan vatandaşlar Sayın İlhan Akman'a da burada direkt sorularını yöneltebilirler. Ben öncelikle Akman Finans'la ilgili yine konuşmak istiyorum. Bireysel kredi denilince İsviçre'de yıllardır Akman Türk kredi aracı firmaları arasında önde gelen şirketlerin başında geliyor. Son yıllarda işler aslında finans sektörü giderek zorlaşıyor. Bankalar krizlerden etkileniyor ama ayakta kalabilmenin önemli olduğu bu dönemde, evet, siz gerçekten çok iyi bir ivmeyi yakaladınız. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Yıllardır Akman Finans neden ilk akla gelen isimler arasında? Şimdi şöyle bir şey var. Bu kesinlikle düzenli ve dürüst çalışmak şeyine bağlıyorum ben. Çalışmaya bağlıyoruz kesinlikle. Ve bu işi yaparken de, yani her işte olduğu gibi, her gün daha iyisini nasıl yapabiliriz? Biz devamlı onun araştırmasını yaptık ve bu yüzden de ilk özellikle müşterilerimize, vatandaşlarımıza yardımcı olacağımız zaman, çünkü biz onlar sayesinde zaten şu an buralara geldik. Ben her zaman minnettarlarımızı sunuyorum. Çok teşekkür ederim onlara. Umarım devamlı da böyle, bu şekilde devam eder. Sadece ben çalışmaya bağlıyorum. Dürüst ve ciddi bir çalışmaya bağlıyorum. Çünkü finans konusu kesinlikle ciddiyet isteyen bir konu. O yüzden de ciddi çalışmaya bağlıyorum ben. Ve parayla da oynuyorsunuz. Tabii güven bu alanda çok önemli değil mi? Yani şimdi şöyle, tabii işin ucunda insanların borçlanmaya bağlandığı bir sektör. Borçlanıyorsunuz, bir yatırım için borçlanıyorsunuz veya herhangi bir şey için borçlanıyorsunuz. Bu yüzden de ciddiyet isteyen bir konu olduğu için bu servisi, hizmeti müşterilerimize verirken detaylı bir şekilde devamını açıklamaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yani bizim yaptığımız bir nevi şu, biz müşterinin bankadaki danışmanı sayılıyoruz. İşin şey tarafı bu. Tabii aynı zamanda bankalar bu konularda bu yüzden para kazanıyor. Bu arada insanların işleri görülmüş oluyor. Ama bizim savunduğumuz kesinlikle ve kesinlikle ilk önce vatandaşın, yani müşterimizin olduğu kısım tarafındayız. Yani biz o bölümde o insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Karşılıklı her taraftan yapılan özveriler var. Banka tarafından, bizim tarafımızdan, müşteriler tarafından. Çünkü ciddiyet isteyen bir konu olduğu için bu konular detaylı. Yani gerçekten ciddi bir şekilde devam etmek zorundayız. Peki çok basit bir soru yöneltmek istiyorum. Vatandaş da bunu kesin sormak ister. Evet. Neden
Akman Finans'a gidip kredi başvurusu yapmam gerekiyor. Bunu artık teknoloji çok gelişti. Online sistemler var. Bankaların sunduğu müşterilerine çok pratik yöntemler varken ben kredi başvurusu yapmak istediğimde neden Akman'a gitmem lazım? Akman'ın artısı nedir? Evet, şimdi şöyle bir şey var. Bakın, bu soru sadece Türkler tarafından değil, yabancı müşterimiz tarafından da çok sorulan, çok sık sorulan bir soru. Kısa bir örnekle ben açıklamaya çalışacağım. Siz bir mahkemeye gireceksiniz. Bir avukatla girmek var, bir de avukatsız girmek var. Şimdi bu mahkemede kazanma şansınız avukatla girdiğiniz zaman çok daha fazla. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü kanunların detayını bilen bir insanla bir şeyi savunmanız çok daha farklı olur. Şimdi diyeceksiniz ki yani mahkemeye suçlu girebiliyor. Yani bunun avukatının bir belki bağlantısı yok. Bu şekilde siz bir şeyi bir sorumluluğun altına giriyorsunuz. O sorumluluğun altına girdiğiniz zaman neyin altına girdiğinizi bilmeniz lazım. Biz de bankadaki gelişmene, bireysel kredi üzerinde gelişen yapılan değişikliklerle devamlı bankaların partneri olduğumuz için bilgilendiriliyoruz. Her çıkan ufak yeni bir kanun bile müşterinizin kredi alıp almayacağından bayağı bir etki ediyor. O yüzden de yani biz bir müşteri bize geldiği zaman zaten biliyoruz o kredinin o an olup olamayacağını, olma şansının ne kadar olduğunu, ona göre işlem yapılıyor, ona göre müşteriye tavsiyede bulunuyor. Eğer o an size o krediyi yapamıyorsanız nedenini açıklıyorsunuz, şu nedenlerden dolayı. Bankalarda böyle bir imkanı bulamazsınız. Bankalar sadece evraklarınızı alır, bakarlar. O anda size zaten cevap verme şansları da yok. Size diyorlar, biz evraklarınızı değerlendireceğiz, bir hafta sonra ve iki gün sonra haber vereceğiz. Ona göre banka, ona göre yazılı şey yapıyor. Ama bizde tamamen farklı. Biz müşterinin her şeyini dinliyoruz. Yani sadece iş parayı alırken kontrat imzalama safhasında önemli değil. Ondan sonraki yıllarda da çok önemli konular var diyorsunuz. Ya, önemli olan zaten o. Önemli olan zaten o. Çünkü siz zaten krediyi aldığınız, almadıktan sonra herhangi bir probleminiz yok. Ama krediyi aldıktan sonra da başlayan problemler var. Çıkabilecek problemler var. Ve özellikle bir de şu, kredi almadan önce de eğer o anki şartlarınız uygun değilse, siz krediye başvuruyorsunuz, bir de bunlar bankalarda işleniyor. Bankaların merkezi bir bölümü vardır. Krediye başvuran kişi oraya anında işlenir. Bu da orada eğer kredi geri döndüğü takdirde 2 sene kalma bir durumu var. Bu bir ceza değil. Evet. Ağır bir ceza değil. Ama negatif olarak orada kalıyor. Yani evet. Müşteri krediye başvurmuş, kredisi geri dönmüş. Bunun nedeni de belli olmuyor. O yüzden de yani bizimle bankadaki aradaki fark o zaten. Biz özellikle mümkün olduğu kadar müşterimizi o şeye, evet, o duruma getirmek istemiyoruz. Daha sonra ilerleyen dakikalarda o ayrıntıları da zaten konuşacağız. Kredi aldıktan sonraki yaşanan sıkıntılar, evet, hastalık, kaza anındaki durumlar, vefat anındaki durumlarda alınan kredinin durumu ne oluyor? Bundan önce tekrar başa dönmek istiyorum. Çok basit bir baştan başlayalım. Kimler öncelikle kredi alabilir? Kimler alamaz? Bu yaş kriterleri nedir? Maaş kriterleri nedir? Bunlarla ilgili bir ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Evet. Şimdi bu sene, her sene olduğu gibi yine bu sene de bazı değişiklikler oldu. Zaten bankalarda bayağı bir ciddi çalışmalar var bu konularda. Zorlaştı mı kredi? Şu an piyasada her sene zorlaşıyor. Evet. Bunun nedeni de zamanında alınmış olan kredilerin düzgün bir şekilde ödenmemiş olması. Bu sene yeni özellikle kredi veren bankalardan büyük bir tane bankanın 150-200 tane bizim gibi yani çalışan aracı firmaların çalışma şeyine son verdi. Evet. Bunun başlıca değişik nedenleri var. Biraz kriz olsun, bir de ciddi çalışma şeyinden dolayı firmalara maalesef kapattılar. Bunun çünkü zararı her iki tarafı oluyor. Yani yanlış işlem yapıldığı zaman bankaya, müşteriye ve size de etki ediyor. Evet. O yüzden de ciddi bir çalışma içerisine girdi bankalar. Özellikle çok sık tutuyorlar. Bu yıl değişiklikler bahsettiniz. Evet. Bu yapılan değişikliklerden Değişikliklerin örneği şu. Geçen sene örneğin bir kredi alabilmeniz için sizin belli bir miktar kredi maaşınızın olması lazım. Nedir bu alt maaş? En düşük maaş şu an her bankaya göre değişiyor. Özellikle 3000 frankın altındaki maaş, net maaş alan, 3000 İsviçre frankının altında net maaş alan vatandaşlarımız kredi alırken bayağı zorlanıyor. Tabi bu 3000 frank şöyle, yani eğer siz bekarsanız, çocuğunuz yoksa, aileniz yoksa, ama evli olduğunuz zaten otomatikmen farklı oluyor. Çünkü İsviçre devletinin bankalarla yapmış olduğu bir anlaşma var. Müşteriye kredi verilirken fazla borçlandırmayı kesinlikle yasaklıyor.
Evet. Bu da yani bu da demektir ki müşteri kredi sorduğu zaman bütçe yapılıyor. Gelir gider, kaç çocuk var, bunlara dayanarak banka kredi veriyor ve taksitlendirmeyi de ona göre yapıyor zaten. Yani bir müşteri diyebilir, ben bu kadar kredi istiyorum ama taksitini bu kadar istiyorum. Buna müşteri bir yere kadar okey diyebiliyor, fakat onun bankanın kabul etmesi lazım. Bu demektir ki o bütçeye girmesi lazım. Yani bekar arkadaşlar da kredi başvurusu yapabiliyor. Tabii tabii. Bunun dışında ayrılmış veya tek yaşayan bayanların durumu, bayanlarla erkekler arasında bir herhangi bir katı kural yok değil mi? Herkes kesinlikle maaş, öyle bir ayrım maaş, yok. Öyle bir kriterleri... ayrım yok. Sadece yaş kriteri var. Yaş kriteri var. Tabii evli insanların eşlerine beraber çalışmasının daha fazla avantajları var. Evet. Boşanmış veya ayrılmış kişilerin maaşı ve giderleri daha fazla olduğu için ona göre bir kriter yapmış banka. Fakat yaş sınırı çok önemli. Bakın gençlerde 25 yaşına kadar bankalarda belli bir limit vardır. O limite kadar, mümkün olduğu kadar. Eğer müşteri hiç kredi almamışsa o limitin üstüne bankalar çıkmıyor. Genelde çıkmıyor. Daha önceki yıllarda bu sorun yoktu. Evet. Ama şimdi maalesef zamanla kaybedilen paralar olduğu için bankalar da belli bir tedbir almaya başladı. Kredi verirken çok detaylı bakıyorlar. Evet. Zaten çalışmayan bir insanın veya sosyaldan geçinen bir insanın emekli olup da emeklilik kasasının yardım kasasından, yani Ergenzumlasting dediğimiz yardım kasasından para geliyorsa o insanların da kredi çekme şansı yok. Yani Evet. krediye başvurabilirler ama kredi alma şansı yok. Evet. Yani hiç de tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle yani sosyaldan veya arbeitslosigkeniz, yani işsizkiniz, kesinlikle kredi zaten şansınız yok. Başvurmanıza Peki gerek yok. araba sigortasında sigorta şirketlerinin yabancılara yönelik yaptığı ayrımlar Evet. var biliyorsunuz. Daha katı ve Evet. fiyatlar daha fazla bunlara yönelik bu sigorta primleri. Bankaların yabancılara yönelik kredi başvurularında da katı kuralları var mı? Burada bir ayrımcılık demek Evet. istemiyorum direkt ama İsviçreli ve yabancı vatandaşlar arasındaki kredi başvurularında farklı bir muamele gösteriyor mu bankalar tarafından? Bu çok iyi bir soru, güzel bir soru. Bu konuda biz bankalara teşekkür etmemiz lazım. Kesinlikle böyle bir ayrım yok. İsviçre'de bireysel kredi veren bankalar ülke farkı gözetmeksizin o kişinin sadece bankadaki notlarına bakıyorlar, ona göre karar veriyorlar. Yani yoksa Türk veya Yugoslav veya başka ülkelerde herhangi bir Milletlere göre millet olsun. değerlendirilmiyor. Aksine buradan gurur duyarak söyleyebileceğimiz bir şey var. Türkler bankalarda en iyi müşterilerden, Kredi notları iyi en iyi diyorsunuz. kredi notu olan müşterilerden bir ülke olarak şey yapıyoruz. Evet. Şimdi 2010 yılında dünya çapında küresel bir finans krizi yaşandı. Bundan tabii İsviçre bankaları da etkilendi. Dünya çapında çok tanınmış UBS Bankası'nı İsviçre hükümeti son anda batmaktan kurtardı biliyorsunuz. 50 milyar frank yaptığı desteğiyle şu anda banka ayakta. Bunun Türk kredi firması yani aracıları ne gibi yansımaları oldu? Olumsuzluklar sizde yansıdı mı? Şimdi olumsuzluklar tabii ki ister istemez yansıyor ama bize belli fazla bir şeyi olmadı. Krizin her sektörde olduğu gibi banka sektöründe de bazı bir krizde devam ediyor, halen de etmekte. Bankalarda işine son verilen personeller çok oldu. Ve bunun yanında biraz önce baştan konuştuğumuz gibi sizin yapmış olduğunuz araştırmalara dayanarak siz de doğru bilgiler aldığınızı buradan ben tasdik edebilirim. Büyük bir danışman, yani şu an bizim yaptığımız şekilde işi yapan firmaların işine bankalar maalesef, özellikle bankanın bir tanesi kapattı. Bu da demektir ki bankalar artık ne kadar dikkat edip de ne kadar az bir harcamaya bakarak, yani fazla para satmanın yine tabii hesaplarını yapıyorlar ama ne kadar az gider olur onu oraya o şekilde bağlayabiliriz. Çünkü bu aracıların 150-200 tane aracı firmanın kapanması bankalar için ne kadar masraf olduğunu, o bankanın ne kadar masraf olduğunu tabii biz tahmin edebiliyorum ne kadar olduğunu. Evet. O yüzden de aracı bankalar firmalar yerine bankalar bu parayı artık kendileri mi satmayı tercih ediyorlar? Direkt kendi üzerlerinden internet ortamından mı? Yok, o şekilde değil. Şöyle daha ciddi bankaların yapmış olduğu istatistiklere, bankalar o kendi istatistiğine dayanarak hangi firma bize bir getirisi var, bu firmanın bize bir getirisi varsa bunu tutmanın banka için avantajı var mı yok mu? Banka sırf kendini çıkararak, kendi çıkarlarını düşünerek bu kararı almıştır.
Tabii ki banka her zaman fazla para satmak istiyor. Çünkü bankanın işi o, yani bireysel kredi ne kadar çok satarsa o kadar iyi. Ama bu demek değildir ki ne kadar çok aracı firmanız olursa o kadar çok satıyorsunuz anlamına da gelmiyor. Bugün biliyorsunuz her bankanın çok büyük reklam kampanyaları var. İnternet olsun, değişik yerlerde olsun. Fakat bankalar yine aracı firmalarla çalışıyor. Bunun demek ki bir anlamı var. Evet. Yani insanlar bize geliyorsa bunu fazla düşünmesine gerek yok. Çünkü bankalara, yani bankalar bizi bir partner olarak seçmiş ve biz bu bankalara para kazandırdığımız gibi insanlarımıza da gerçekten kendi dilimizden her türlü anlayabilecek şekilde anlatıyoruz. Yani şimdi bir Türkçe konuşmak da bankaya direkt gittiğiniz zaman bizim ilgilendiğimiz gibi bankadaki hiçbir personel müşteriyle o kadar ilgilenmez. Yani hizmet vermek zorundadır. Ama bizim yaptığımız hizmeti, yani bizim dediysem yanlış anlamayın, bütün bu işi yapan diğer arkadaşlarımız da var. İsviçre biliyorsunuz, değişik tür firmalar da var. Bunun yanında Barış Kredi var, Demir Kredi var, Luzern'de, Şafhausen'de Barış Kredi, Canan Kredi var biliyorsunuz yine. Yani bu arkadaşlar da bu işi yapıyorlar. Benim sadece burada her zaman devamlı söylemek istediğim, yani vatandaşlarımız kendi dilini konuştuğu insanları, firmaları seçerlerse ileride doğacak problemleri de çözmeye çok daha basit olur. Çünkü duyuyoruz, evlere bayağı bir reklamlar gidiyor yabancı firmalar tarafından. Çok ucuz, yani gerçek olmayan faizler üzerinde. İnsanlar gidiyor, daha sonra orada tabii onu görmediği zaman, yani hesap yapmış, krediyi almış, bitmiş, fakat ondan sonra dönüp size geliyor, ya işte bana böyle geldi, bana böyle oldu da işte ben bunu yaptım. Tabii insanlar insandır, hepimiz insanız, hata, yani hatadır, olmuş. Onu düzeltmeye çalışıyorsunuz ama zararı sonuçta müşteri çekmiş oluyor. Evet. Yani o yüzden özellikle vatandaşlarımıza tavsiyem kendi dilini konuşan Türk firmalarını seçsinler. Burada şimdi biz Akman'ı konuşmuyoruz, müşterimizin problemlerini konuşuyoruz, vatandaşlarımızın. Türk firmaları var, onları tercih etsinler. Yani bu amaç bu. Bankaya direkt gitseniz, yani banka size hiçbir zaman aracı bir firmanın verdiği hizmeti vermez. Kesinlikle, yani bunu her yerde söyleyebilirim ve zaten bankalar bizi o yüzden tutuyor. Bankalar bizi niye tutsun ki? Evet. Kendileri de yapabilir. Parayı veren onlar sonuçta. Sohbetimize devam edeceğim. Ben tekrardan canlı yayın telefon numaralarını ekranda da görüyor izleyicilerimiz. Dileyen izleyiciler konumuzla ilgili bilgilenmek istedikleri konularda stüdyomuza bağlanabilirler. Buradan tekrardan stüdyoda telefon numaralarımızı, ekranda şu an yansıyan telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Tekrardan sohbetimize geri dönmek istiyorum İlhan Bey. İlk başlarda Türklere yönelik hizmet sunuyordunuz. Daha sonraki yıllarda bu ağ genişledi mi? Diğer milletlere yönelik de mi hizmet sunmaya başladınız? İsviçreli müşterileriniz de var mı? Bu müşteri kitleniz şu an ne durumda? Şimdi şöyle, her şeyden önce ben yine özellikle kendi vatandaşlarımıza, kendi ülkemizin insanlarına çok teşekkür, minnettar borçluyuz. Minnettar borçluyuz. Bunu ömür boyu da unutmayacağız. Bu sayede zaten Akman Finans İsviçre'de bireysel kredide çok iyi bir noktaya geldi. Ve biz bu noktada durmaya çalışıyoruz. O yüzden de dikkat ediyoruz. Tabii Türklerin yanında şu an bütün ülkelere, yani İsviçre'deki bütün yaşayan vatandaşlarımıza hangi ülke olursa olsun o şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz ki bunlar için de zaten her dilden konuşan, aşağı yukarı yani şöyle diyeyim, İtalyanca, Almanca, Fransızca, İngilizce, Portekizce, İspanyolca konuşan elemanlarımız da var. O yüzden de evet, bütün diğer ülkelerde vatandaşlarına da bu hizmeti veriyoruz. Bayağı da bir iyi bir potansiyel var. Evet. Çünkü bizim Türk müşterimiz de çok iyi olduğu için başka yabancı firmalar da bizim Türk müşterimize yönelik bayağı güzel bir kampanya yapıyorlar. O yüzden de yani bizim bir yerde kalmamız bir nevi doğru değil. Aynı zamanda bütün herkese bu şeyi verme şansını yakaladık. Ve bu, biz bu geldiğimiz noktada kalmak istiyoruz. Yani onun hizmetten vermek istemiyoruz, ödün vermek istemiyoruz. Onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu da yine vatandaşlarımızın sayesinde, inşallah umarım öyle gider. Evet. Ben tekrar izleyicilerimizi buradan hatırlatmak istiyorum. Şu anda Postun Sesi İsviçre özel yayınını izliyorsunuz. İsviçre'deki bankalarla ilgili yaşadığınız sıkıntı, kredi alanı ile ilgili, kredi alanlarında başınıza gelen, belki yaşadığınız bir mağduriyet olabilir, belki de merak ettiğiniz bir soru olabilir. Bununla ilgili sormak istediğiniz soruları şu anda ekranı yansıyan canlı telefon numaralarımızla stüdyomuza bağlanıp Sayın İlhan Akman'a da
sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet, bu hatırlatmadan sonra tekrardan sohbetimize devam etmek istiyorum. Az önce benim de yaptığım araştırmada evet çeşitli bankalar bu aracı firmalarla olan işbirliğini sonuçlandırmış 150-200'e yakın. Şöyle bir soru da aklıma geliyor. Hani diğer alanlarda da bu böyle olduğu için bazı birkaç sorumsuz bu aracıların çok büyük sorumlulukları var. Müşterilere karşı ve bankaya karşı. Evet. Bazı kendini işini doğru yapmayan diyeyim, kendini bilmez demek istemiyorum. İşini doğru yapmayan, sorumluluklarını doğru yerine getirmeyen kişilerin yaptığı çalışmalardan dolayı bankalar bu diğer aracılarıyla olan işbirliğini sonlandırmış olabilir mi? Bunun cezasını diğerleri çekmiş olabilir mi? Bunun devamı bundan sonra da gelebilir mi? Şimdi, bu kemer sıkma politikası mı? Evet, hayır. Bu bir kemer sıkma politikasının yanında özellikle işin ciddiyetinin anlaşılması için, diğer firmalara bir gözde olması için bankaların almış olduğu bir önlem. Çünkü çok ciddi bir konu üzerinde çalışıyoruz. Para konuşuyor ve müşterinin, insanların sorumluluğu, borçlanma konusu. O yüzden de yani bankaların bir gözdağı bu. Yapılan yanlışlar belli bir süre birikir. Ondan sonra sizi belli bir noktaya geldikten sonra hayır, yanlışın artık dönüşü. Evet, şöyle duyumlar da geliyor. Diğer milletlerden olan bazı aracıların kredi başvuruları zor olan müşterilerden rüşvet mahiyetinde el altından para talebinde bulundukları yönünde. Bu gibi durumlarda bankalar bunları tespit edip bu aracı firmalarla olan işbirliklerini sonlandırmış olabilir. Zaten bankaların yapmış olduğu, bu kapatmış olduğu firmalar arasında kesinlikle ben söylemiyorum. Yani bütün 150-200 arı bu firmalardan hepsi yanlış yapmıştır, bir şey demiyorum. Ama bu para alma konusu, rüşvet alma konusu var, halen de devam ediyor. Öyle tahmin ediyorum. Kesinlikle böyle bir şey müşterilerin yapmaması lazım. Kesinlikle yapmaması lazım. Bankalar böyle bir şeye kesinlikle müsaade etmiyor. Yani bankanın çok ciddi baktığı bir konu. Yani bir müşteriden herhangi böyle bir şey alındığı zaman ya işte banka falan, bankanın hiçbir alakası yok. Kesinlikle alakası yok. O yüzden de bankaya bağlanmamak lazım. Bankanın zaten kapatmış olduğu bu aracıların çoğunda büyük problemlerinin bir kısmı da bunlardan kaynaklanıyor, ama bu demek değildir, sakın yanlış anlamayın. O 150-200 tane aracıların hepsi aynı şeyi yapmış diye bir kesinlikle, şey yok. Evet. Sadece bankanın yapmış olduğu araştırmalarda, yapmış olduğu istatistiklerde bazı faydalı olmayan müşteri, yani çok iş getirip de az getirisi olan cirolarını hesaplanarak yetersiz buldukları aynen, da vardır, ama bunların aynen yanı sıra işini doğru yapmayan aracıların tabii da hepsini. Çünkü Evet. Bugün yani çok insanımız geliyorlar bize, söylüyorlar işte gittim, yaptım, sordum, sonra bana oldu dediler, olmadı, olacak derken aşağı bir hafta, iki hafta, üç hafta sürüyor. Ben buradan şöyle güzel bir şey söyleyeyim. Şu an İsviçre'de problemi olmayan müşterinin kredi başvurusunu eğer çok acil bir durumdaysa yarım saatte bile, 15-20 dakika bile cevap verebiliyoruz. Kağıtları bize tam geldiği zaman. Yani o kadar hızlı sistem. Yani birine kredi sorulmaya gittiği zaman eğer bir hafta bekliyorsanız ve iki hafta bekliyorsanız ya çok sorumlu müşterisiniz, o aracı firma onu çözmeye çalışıyor, ya da o başvurmuş olduğunuz firma ciddi bir şekilde dosyaya eğilmemiştir. Buna bağlamak lazım. Yani yoksa sistem o kadar çok gelişti ki biz artık, bankalar bize öyle imkanlar verdi ki bize imza yetkisi verdi. Yani biz bir müşteriyi görüp de kimlik kontrolünü yaptık diye bizim imza yetkimiz var. Şimdi bazı vatandaşlardan aldığım duyumlarda direkt bankaya yaptıkları başvurular reddedilmiş. Kredi evet, başvuruları. Evet. Ama bazı Türk aracı firmalar sizin üzerinizden de kredi başvurusu kabul edilmiş. Nasıl bir iştir? Yani burada siz kefil mi oluyorsunuz bu müşteriye, veya bankaya yaptığı başvuruda sicilinin belki kötü oluşu veya ödemelerinin düzensiz oluşundan dolayı çeşitli alanlardaki bu vatandaşın evet, kredi başvurusu reddediliyor, ama sizin üzerinizden yaptığı bu başvuru kabul ediliyor banka tarafından. Banka sizi arada bir kefil olarak, bir güvence olarak mı görüyor? Şimdi kefil olayı yanlış. Yani bizim bankada belli bir kayıp portföyümüz vardır. Evet. Yani belli bir kayıba banka müsaade eder. Ama belli bir kayıptan sonra banka ona müsaade etmez. Biz hiç kimse için imza atma yetkimiz yok. Ama tabii bizim verdiğimiz dosyalarda bankaya söylediğimiz, verdiğimiz informasyonlar banka için göz önünde bulundurur ve bu önemlidir. Artı dediğim gibi daha önce bir mahkemeye girdiğiniz, avukatına girdiğiniz şansınız çok diye ben bir şey söylemiştim. Evet. Şimdi müşteri bize geldiği zaman biz müşteriyi çok iyi dinliyoruz.
şimdiye kadar yani ne yapmış? Bu kredi alırken neden kredisi geri döndü? Şu anki maaş katları buna uygun mu? Konumu uygun mu? Biz bütün detaylarını inceliyoruz. Biz müşterinin A'dan Z'ye her şeyini çok iyi dikkatli incelediğimiz için o yüzden biz bankanın zaten vermiş olduğu parayı biz bankadan daha çok satıyoruz. Yani bu da işe banka verdiğimiz... daha fazla güvence mi istiyor diyeceğim ama aynı güvenceyi sizin üzerinizden gelen müşteriden de talep ediyor. Sonuçta kararı veren banka evet, ama dosyayı aynı. Sunan evet, biziz. Evet. Şimdi bizim hazırladığımız dosya bankaya siz direkt gittiğiniz zaman banka da sizinle fazla bankadaki personel tabii ki ilgilenecek. Dosyanızı alacak, çalışıyor musunuz? İki tane soru soracak, üç tane soru soracak, onları yazacak. Evrakları şunları şunlara getirin diyecek. Ona göre bakacak evet veya hayır. Sistem ona ne diyorsa çünkü sistem karar veriyor sonuçta. Ama bizde farklı. Biz o dosyayı bankaya vermeden önce A'dan Z'ye inceliyoruz. Müşteriye ne gibi bir avantaj getirecek, başka ne konular var? Biz o konu üzerine yani bütün konulara eğiliyoruz. Bizim avantajımız orada. Yani biz müşterinin sorunlarını çözmek için de uğraşıyoruz ki yapıyoruz da bunu. Bazen küçük şeylerden icralık olmuştur, icra sorunları yaşamıştır. Neden yaşadığını biz oturup müşteriyle birebir konuşuyoruz. Onları dinliyoruz. Ama banka müşteri dinlemekte pek bir şeyi yok. Evet. Eğer icra bir konusu varsa zaten kesip atıyor banka çünkü kanunlar gereğince. Biz yardımcı oluyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. O icraları kaldırmaya çalışıyoruz. Bunlar için biz değişik programlar satın aldık. Ve bunlar sırf bankaların çalıştığı aynı programlar olduğu için biz müşterinin zaten neyi var neyi yok biz dosyasına girdiğimiz zaman müşterinin bilmediği şeyleri bile biz çıkarıyoruz ortaya. İşte orada biz o sorunları çözdüğümüz zaman herkes memnun oluyor. Müşteri memnun oluyor. Biz memnun oluyoruz. Banka memnun evet, oluyor. Evet. Yani banka size boşuna şey yapar. Biz bankanın partneriyiz. Banka hiç boşuna kimseye şey vermez. Yani müşteri sağ olsunlar ben yine diyorum. Biz bankalara değil, biz müşterimize minnettarız. Onlar olduğu sürece biz bankalara karşı varız. Ama tabii onlar da seçimlerini çok iyi yapmak zorundalar. Her zaman söylüyorum. Kendi dilinden konuşan firmalar tercih etsinler. Hiç zararını görmeyecekler. Evet. Şimdi sosyal medyadaki yaptığım duyurular üzerinde ve gazetedeki okuyucularımızdan gelen çok sayıda soru var. Bunlardan bazılarını böyle öne çıkan soruları, tüm vatandaşları ilgilendiren soruları böyle not almıştım. Kredinin sigortalanma olayı. Çok evet. Sayıda vatandaşımızdan bu yönde de soru gelmiş. Alınan krediden sonra işsizlik durumunda, ölüm, malulen emeklilik, iş kazası, hastalık, uzun süren bir hastalık, bunu daha da genişletebiliriz. Bu durumlarda ne oluyor ve bu sigorta konusunu bir aydınlatır mısınız? Şimdi bu sigorta olayı çok önemli bir konulardan bir tanesi. Daha önce değindiğimiz gibi bizim müşteriye fazla açıkladığımız, detaylı bilgi verdiğimiz nedenlerden bir tanesi. Şimdi siz bankaya gidip kredi aldığınız zaman veya aracı bir firmaya gidip kredi aldığınız zaman ben bundan çok yani çok müşteriden duydum eminim. Müşteri düşünen yabancı firmalar çok yani yok denince kadar yok. Sadece o an kendi çıkarları doğrusunda kredisini yapar. Müşteriye imza atmaya bakar. Sigorta yapılırken müşterilere sigortayı tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle ediyoruz. Bunu buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Ama sigorta yaparken hangi şartlarda bu sigorta size bu paranın geri dönüşü oluyor? Daha doğrusu size bir dönüşü yok. Kredi ratelerinizin ödenmesine yardımcı oluyor. Bu konuları çok iyi dinlemesi lazım müşterinin. Sigortalı kredilerde her şeyden önce şunu bilmeleri lazım müşterilerimizin. Banka en fazla 12 ratesini ödüyor. Yani bütün krediyi hiçbir zaman banka sigortalamaz. Öyle bir sigorta olayı yok. Siz bir kredi alıyorsunuz, onun üstünde bir sigorta vardır. Orada kontratınız 48 aylıktır. Bu 48 aylıkta eğer diyelim siz kredinizi 1,5 sene ödediniz. 1,5 sene sonra işsiz kaldınız. Ama bu işsiz kalmak size bağlı olmaması yani sizden kaynaklanan bir suç olmaması lazım. İş yeri krizden dolayı çıkış verdi. Zaman geçirmeden o çıkış mektubunu direkt aracı firmaya götürmeniz lazım. Çıkış mektubunu. O mektubu biz çünkü çok iyi çok dikkatli okumamız lazım. Mektupta yazan her yani ufacık bir yanlış evet. Sigortaya rateyi ödetmeme imkanı verdiği için biz onu okuyoruz. Ondan sonra bankaya sunuyoruz. İlk 3 ay yine müşteri ödüyor. Bu 2 ay ile 3 ay arası değişiyor. Bankanın sigortanın yapmış olduğu araştırmaya göre. Eğer çıkış mektubunda müşteriden kaynaklanmayan bir suç varsa sigorta zaten müşteriye direkt bildiriyor, direkt kontak kuruyor. Ve müşterinin kredisi 12 ratesi ödeniyor. 12 rate. 12 rateden sonra müşteri kendi kredisini ödemek zorundadır.
Bakın bu peki ödeme durumu yoksa o günkü gelir düzeyi yetersizse şimdi ne şöyle olur? Şimdi şöyle bir durum var. Zaten İsviçre'de bir kart basma olayı var. İşsizlik durumunda belli bir süre var. Evet. Şimdi biz devamlı onu tavsiye ediyoruz. Zaten bankalar kredi verirken hesapları çok iyi yapıyorlar. Müşteriye kredi verirken aldığı net maaşın %100'üne göre kredi vermiyorlar. Bakın bunu müşterilerimiz çok iyi dinlesin. Sizin aldığınız maaşın %70 ve %80'ine göre kredi veriyorlar. Bu da demektir ki işsiz kaldığınız an ki alacağınız para göz önünde bulundurarak %20 bir kayıp oluyor. %20 ve %30 durumda. Bir kayıp olarak buna göre banka hesap yapıp kredi veriyor. Bu da demektir ki siz işsizlik sürecinde 1,5 veya 2 yıl işsizlik sigortasından para alıyorsunuz. Biz her zaman tavsiye ediyoruz ki sigorta sizin kredinizin ratesini ödemeyi kabul etse bile siz de işsizlikten aldığınız parayla ratenizi ödemeye devam edin. Bunu siz devam ettiğiniz zaman 12 ayda 24 tane rate ödenmiş oluyor. Evet. Ondan sonra iş bulamadığınızı düşünelim. İş bulamadığınız zaman her zaman için bankalar müşterinin oturup hiç kimsenin boğazına yapışmıyorlar. Yeter ki siz bankayı açın veya kredi aldığınız firmaya gidin. Size yardımcı olurlar. Bir anlaşma yoluna geçiyor. Yani zaten yeter ki geri ödeme konusunda iyi niyet olsun, istekli olsun. Kesinlikle bankayla veya kredi yapmış olduğunuz firmayla kesinlikle kolaylık sağlıyorlar. Ben yine de şunu söylüyorum, bu çok önemli bir konu. Böyle bir durumlarda bankayı aramadan önce herhangi bir aracı firma, Türk firmasını arasınlar, detaylı bir şekilde durumunu anlatıp onlardan yardım istesinler. Biz onlara yani bizim olmadığımız kredileri bile vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çözüm üretmeye çalışıyoruz, yolları gösteriyoruz. O yüzden de yani kesinlikle bankayla bağı koparmasınlar. Evet. Peki malulen emeklilik durumunda veya iş kazası sonucunda iş kazası sigortanın içinde zaten. İçinde mi? Ölüm anında, ölüm durumunda çekilen kredinin durumu ne oluyor? Tabii şimdi Allah korusun ölüm durumunda zaten bütün kredilerin ölüm sigortası ayrıdır. O mecburudur zaten. Evet. O var. Yani privat kredi sigorta mecburu değil ama ölüm sigortası zaten kontratların ödenmiş olduğu faizin içinde var. Öyle bir şey olduğu zaman müşterinin herhangi bir aile ferdine etki etmiyor. Öyle bir şey yok. Evet. Kredi yapan kişi tamamen sorumludur. O kişi de vefat durumunda hiç kimse gidip ailesinden bir şey talep edemez. Böyle bir şey yok. Yani onlar zaten mecbur sigortası var. Bankanın ölüm sigortası peki, var. Peki çekilen kredi çektikten sonra vatandaşın sosyaldan destek almaya başlaması durumunda sosyalı düştüğü andan itibaren ne gibi olumsuzluklar karşına geliyor? Şimdi müşterinin zaten herhangi bir geliri olmadığı zaman, sosyala düştüğü zaman zaten o kredi ödeme şansı yok. Genelde müşterimiz bu durumlarda sosyal beratırları devreye sokuyor. Çok büyük bir yanlış. Evet. Çok büyük bir yanlış. Bunu yapmasınlar. Kendileri direkt bankayla, çünkü bankalarda artık kendi dilimizi konuşan insanlar bile var. Ama sosyal beratır araya girdiği zaman banka için çok daha farklı oluyor. Yani gidişat prosedürler çok daha değişik yerlere geliyor. O yüzden müşteri direkt kendisi açıp durumunu anlatabilir. Ve bu şekilde gelirinin olduğunu, banka zaten bir bütçe yapıyor. Eğer onu ödeyecek durumu yoksa o parayı almıyor. Belli bir dondurulma yapılıyor. Dondurulma yapıldığı zaman müşterinin ne zarar oluyor? O paranın faizi katlanıyor. Evet. Problem burada. Yani müşteri bunu bilmek zorunda. O faiz yükseliyor. Artı bir de bunun yanında... Yani dondurulan o sürede 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl faiz işliyor mu o sürede? Maalesef. Yine? Evet. Maalesef işliyor. Peki ileriki yıllarda vatandaşın durumunda bir düzelme olmaması durumunda bu parayı banka nasıl geri talep ediyor? Şöyle bir şey var. Zaten banka eğer bütçeyi yapıp da bütçesinde para alamayacağı müşterinin bir şey yapamıyor. Evet. Yani boğazına zaman, yapışmıyor. Hayır, boğazına yapışmıyor. Öyle bir şey yok. Çünkü sizin bütçenizi yapıyorlar. Sizle her türlü anlaşmaya gidiyorlar. Evet. Ama sonuçta siz ben 1.000 lira ödeyeceğim diyorsanız bile banka sizin bütçenizi yapıyor. Bakın bu kadar esnek yaklaşıyor bankalar. Yani bankalar gerçekten müşteriye yardımcı oluyorlar. O yüzden bankalardaki aks kontağı şey yapmasın müşterilerimiz. İyi niyeti şey yapmasınlar. Bu yüzden arayın. Aradıkları zaman banka bütçe yapıyor. Siz diyorsunuz ki ben 2.000 lira taksitim vardı veya 1.500 lira ama ben şu an 1.000 lira ödemek istiyorum. Banka tamam diye durumunuzu soruyor. Sizin evraklarınızı istiyor. Evraklarınıza göre bütçe yapıyor. Eğer sizin bütçenizde bankanın yaptığı bütçeye göre eğer 1.000 lira para kalmıyorsa size diyor ki bakın bunu ödeyemezsiniz. Size biz 600 lira veya 700 lira bir imkan verelim. Yeter ki siz o kabul ettiğiniz rateden bir daha aksaklık yapmayın. Evet. Çünkü siz 1.000 lira deyip 6 ay sonra tekrar açıp işte ben bunu da ödeyemiyorum dediğiniz zaman o zaman daha kötü oluyor. Peki banka kredisinin taksitlerinin aksatılması durumunda düzensiz ödemeler
halinde banka olumsuz kodlar koyuyor o vatandaşla ilgili değil mi? Bunu aydınlatabilir misiniz bu gibi durumlarda? Sadece kredi başvurularını değil daha sonraki günlük yaşamında da vatandaşlar bu olumsuzluk tekrar karşısına gelebiliyor. Evet. Olumsuzlukla karşılaşabiliyor. Şimdi her şeyden önce bu konuyla bağlantılı olarak olduğu için söylüyorum. Hiçbir zaman herkes yani dışarıda gördükleri, tanıdıkları işte ben kredi yapıyorum veya benim arkadaşım kredi yapıyor dedikleri her insanlara kağıtlarını, isimlerini, soyadlarını vermesinler. Bu çok büyük bir yanlış. Artı kredi durumunda, şimdi siz kredi aldığınız zaman bankanın vermiş olduğu bir tarih vardır. Ya ayın 31'idir ya da 01'dir. Bu demektir ki siz kredi Ocak ayında aldınız, 28 Şubat'ta ya 29 Şubat, 28 Şubat'ta en son ödemeniz, ilk ödemeniz yazıyor. Evet. 28 Şubat'ta bankanın, yani bu paranın bankanın kontosunda olması lazım. Bu demektir ki siz 25'inde maaş alıyorsanız 26'sında o krediyi hemen yani ratesini hemen ödemeniz lazım. Şimdi 2 gün, 3 gün, 4 gün sürüyor. Postaneden bankaya paranın gitmesi. Çok önemli bir nokta, müşterilerimiz mümkün olduğu kadar eğer kredi taksitlerini bankadan direkt kendi bankalarından ödeme yaparlarsa çok iyi. Postaneden ödeme yapmalarına karşıyız demiyorum ama müşteri için iyi değil. İyi değil. Kesinlikle kendi kontolarından ödeme yapsınlar. Gelen ödeme kağıdını bankaya veriyorsunuz, kendi bankanıza. Her ay diyorsunuz maaşım geldiği zaman 29'unda, 30'unda veya 1'inde bu para çıksın. Öyle olduğu zaman sorun yaşamıyorsunuz. Ama o tarih geldiği zaman siz kontonuzda eğer minustaysanız, maaşınızda girmediyse o rata ödenmiyor. Evet. O zaman gelen uyarı, manuk veya evet. Rappel, Fransızca denildiği evet, gibi evet. Bu şey uyarı şeyleri çok önemlidir. Ödeme taksitleri kesinlikle ayın en geç 3'üne kadar, en geç 4'ünü bilemediniz 4'üne kadar, 4'ü geç bile, evet. Geç bile bankanın kontosunda paranın olması lazım. Bu da metodik postaneden ödediğiniz zaman 3 veya 4 gün sonra bankanın kontosuna giriyor. Bizim tavsiyemiz, ben diyorum kredi aldığınız zaman ilk taksitiniz 28 Şubat mı örneğin şimdi evet. Yeni aldığınız krediyi. Ocak ayının sonunda eğer maaşınız geldiği zaman veya kredi aldığınız zaman o rate parasının bir tanesini kenara bırakın. Bir ay önden bir gidin. Ay önden başlayın ki bu problemleri yaşamayasınız. Evet. Çünkü ödeme şekillerine göre, ödeme durumunuza göre bankaların müşteriye vermiş olduğu kodlar var. Evet. Nedir bu kodlar? Şimdi bu kodlar şöyle. Dörde kadar mıydı? Siz eğer kredi aldığınız kredi zamanında düzenli ödediyseniz 02 diye kod var. O kod konuyu. Bunu bütün bankaların merkezinden zaten görünüyor. İyi müşteri olmuş oluyorsunuz. Eğer ödemelerinizde ara sıra aksaklık yaptıysanız, aksaklık şu, bankayı her yıl veya 2 senede bir arayıp işte ben bu ay rateyi durdurmak istiyorum, bir ay sonra 2 tane ödeyeceğim ve öbür ay sonra 2 tane ödeyeceğim. Evet. Veya değişik zamanlarda yine geç ödemelerden dolayı belli bir şeye geldiği zaman uyarı, diyelim 5, 6, 7 taksit, evet. 8 taksit veya 10 taksit. Her bankanın kendine göre sistemi vardır. O sistemde diyelim 10. Uyarı yani manuk geldiği zaman otomatikmen kod giriyor. Bu da kod 03 oluyor. Bu konuda müşteri kredi sürdüğü sürece herhangi bir kredi alma şansı zorlaşıyor. Bayağı bir zorlaşıyor. Yeniden kredi başvurularında evet. Çünkü sorun bu bütün yaşıyor. Bankalarda evet. Görünüyor. Evet. Daha çok aksama olursa 04 diye bir kod konuluyor. Bu kod çok ağır bir kod. 2 ile 5 yıl arası banka kredisi, müşterinin kredisi devam ettiği sürece bittikten sonra da o kodu yenileyebiliyor. Yani bitti diyelim en son taksitini ödemiş. O tarihte bile banka o kodu koyduğu zaman 5 yıl hesaplamanız lazım. 5 yıl geçtikten sonra 5 yıl içerisinde bütün İsviçre'deki hiçbir bankadan kredi alamıyorsunuz. 5 yıldan sonra o kod koyan banka zaten size kredi vermiyor. Büyük bir ihtimalle vermiyor artık. Ama diğer bankalardan kredi alma şansınız oluyor. Bir de şu var, müşteriler zor durumda kaldıkları zaman direkt bankayı arıyorlar, taksitlerini düşürme olayı işte. Taksidi 1500 lirası veya 1300 liraysa şu anki durumumuz böyle, ben bunu düşürülmek istiyorum dediği zaman banka müşteriye yardımcı olmak zorunda. Evet. Şimdi bunu yaparken yalnız müşteri dikkat etmesi lazım. Sizden yine evrak istiyor banka, evraklara dayanarak, nedenlerinizi göz önünde bulundurarak kabul ettiği zaman o andan itibaren siz kredi taksitleri düşürüldüğü andan itibaren o kodu yiyorsunuz. Bu 04 kodunu yiyorsunuz. Hı-hı. Bu kod yine sizi kredi sürdüğünü devam ettiği sürece bağlıyor. Diğer bankalardan her yerden önünüz kapanmış oluyor.
Kredi bittikten sonra da bankanın o kodu ne zaman kaldıracağına bağlı. Yani belli bir süreleri var. Evet. Hiç kimse ömür boyu Evet. kodlanmıyor. Ama kodların çok ağır şeyleri var. Kredi notunuzu düşürüyor ama bu Kesinlikle. sadece kredi Kredi yolunuzu da kapatıyor zaten. başvurularında değil, kredi kartı başvurularında Onlar bile onları da değil etki mi? ediyor tabii. Evet. Çünkü kredi kartları aynı kredi kartı leasing Evet. örneğini benzin kartı olsun her Evet. türlü kredi kartları, her türlü kartlar bunlar Kötü bir sicil merkezden yönetildiği kaydı. için evet. Evet. O yüzden de yani o kartların ödemelerine çok dikkat etsinler. Bakın kredi kartlarında bir kod yediğiniz zaman 2 ile 10 yıl arası kapanıyorsunuz. Kredi kartları da çok ağır. Yani kredi kartlarının kodları çok daha farklı. O Küçük yüzden de limitlerde bile olsa küçük yani ama daha 2000, sonraki 3000 kredi veya başvurularında 5 liralık olumsuz. kredi kartından Evet. siz ödememişsiniz. Bankası uyarı mektubu göndermiş. Yine ödememişsiniz. Üçüncü, dördüncü icraya gitmiş. O zaman o en ağır kredi kartı notu bırakılıyor. O da sizi bayağı bir 10 sene bütün Evet. merkezde her yerde görünüyor. Evet. Yani bu demek değildir ki icraya düştünüz, siz onu ödemişseniz ev bulamazsınız. Tamam. Ev alabiliyorsun, yine bulabiliyorsunuz da ama herhangi bir krediyle ilgili işiniz olduğu zaman maalesef olmuyor. İpotek Evet. alırken de bazı şeyler bunlar bu noktalara çok dikkat ediyor bankalar. Evet. Şimdi büyük reklamlar görüyoruz faiz oranları ile ilgili. %6'dan %6,5 mu? %6,5'tan başlayıp %13-14'lere kadar varan faiz oranlarıyla bankaların kredi reklamlarını görüyoruz. Sizin reklamlarınız da çok düşük bir faiz gözümüzü çarpıyor. Şimdi bu her vatandaşa göre bu faiz oranı neden değişiyor? Başvurularda nedir bu ayrıntı? Şimdi ayrıntı şöyle, kredi veren bankaların her bankanın kendine göre şeyleri vardır, faiz sistemleri vardır. Zaten çoğu zaman da müşteri hep diyorlardı ya işte ben yıllardan beri müşteriyim, kredilerimi çok güzel ödedim. Yani şu an niye böyle davranıyor banka işte bana bu şekilde faizi biraz düşüremez mi? Bu sene işte o sistem geldi. İyi bir kredisini iyi ödeyen müşterilere bankalar daha faizi çok daha yani düşürebiliyorlar. Bunu da bankanın faiz sistemi hesaplıyor. Yani bankanın sistemi hesaplıyor. Hiç kimse işte bu Türk vatandaşı veya Yugoslav veya İtalyan veya İspanyol diye bakmıyor veya İsviçreli diye bakmıyor. Bankanın baktığı sadece sistemindeki müşterinin ne zamandan beri çalıştığı, kazandığı para, ailesine gelen toplu para, ne zamandan beri aynı adreste oturuyor, aldığı kredi, leasing veya kredi kartlarında problem yaşamış mı veya herhangi bir problem yaşamadan kapatmış mı? Kaç defa kredi almış? Bunlar şimdi otomatikmen sistem bir puan veriyor. O puan da faize etki ediyor. Şimdi artık iyi müşteriyle kötü müşteri banka yani kötü müşteri değilse yanlış anlaşılmasın. İyi ödemeyen müşterilerin arasında faiz farkı var. Tabii bunun yanında İsviçre'deki oturum da çok önemli. B oturumlu olanlarla C oturumu olanlar ve İsviçre'ler farklı. Bugün C oturumu olanların İsviçre'li olmakta yani aynı şeye kategoriye Aynı giriyorlar. değerlendirme. Evet. Kişinin şeyine bakılıyor. Kaç yıldır İsviçre'de? O duruma bakıyorlar. Faizler ona göre ayarlanıyor. Yani yoksa hiç herhangi bir şeye bakılmaksızın işte bu ülkesi şudur budur buna böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Tamamen sizin bütçeniz, kazancınız, çalıştığınız iş yeri. Ne zamanla böyle çalışıyorsunuz? Aldığınız krediler nasıl ödenmiştir? Nasıl bankaların merkezinde durumunuz? Buna bakılarak puan veriliyor. Yani artık iyi müşterilere avantaj var. O yüzden de reklamını verme yani reklamını verip de yapamadığımız bir şeyin zaten reklamını verme şansımız yok. Şu an çok düşük faiz yapma şansımız da var. Bankada bu sene zaten bu geçen yıl başladı bu. Reklamları da biz bunu yansıtıyoruz. Gelen müşterilerimize de zaten o anki durumuna göre nereden düşük alabiliyorsak oraya götürmeye çalışıyoruz. Yani bu da müşterimizin şeyinde zaten istatistiklere baktığımız zaman portföyde bir yükselmeye baktığınız zaman demek ki müşteri kayıp olmuyor. Demek ki iyi bir hizmet verdiğiniz zaman o şeyi yükseltmeye, o çıtayı Tam bu yükseltmeye düşük devam ediyorsunuz. faizden yararlanabilmesi için vatandaşların gelir kriterleri, Kesinlikle. İsviçre'deki ikamet süresi, Kesinlikle. B veya C oturma izni, bu gibi kriterlerde sonuçta bu faiz oranını belirliyor Şimdi diyorsunuz. şöyle bir şey. Şimdi geliri çok da iyi olabilir ama B oturumlu olduğu Aynen, zaman evet. işte o kriterden mesela faydalanamıyor. Evet. Böyle de olabiliyor. Veya çok çok güzel kazanıyorsunuz, İsviçrelisiniz ama bankadaki notlarınız iyi değil. İstediğiniz kadar kazanabilirsiniz. Ondan faydalanamıyorsunuz. Evet. Yani bu arada şunu söyleyeyim. Biz bankada çalışan ve kredi yaptığımız çok arkadaş yani müşterilerimiz var. Şimdi yani Bankada çalışan. bankada çalışıp Evet. ve şu an bizim müşterimiz olan bayağı bir müşteri kitlemiz de var.
Yani demek ki bankada çalışan insan her şeyi biliyordur diye bir şey yok. Evet. Yani biz yaptığımız işte gerçekten ciddi olarak. O yüzden de zaten uzun yıllar kalmaya çalıştık ve öyle devam etmeye çalışıyoruz. Çok önem veriyoruz. Bu yüzden de zaten bayağı bir müşteri kitlesine hitap etmeye başladık. Tabii bu demek değil ki yanlışlıklar olmadı. Herkesin yanlışı oldu. İnsan olmayan da zaten yanlışlık olmayacak diye bir şey yok. Evet. Yanlışlarımız oldu. Biz müşterimizden ricamız bizi eleştiri yapmaya devam etsinler. Yani eleştirilerini biz her zaman açığız. Çünkü eleştirileri biz gördüğümüz sürece biz düzelmeye çalışıyoruz. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Bu da müşteriye verdiğimiz hizmetin kalitesini yükseltiyor. O yüzden eleştirilere devamlı açığız. Lütfen bizi de arayıp yanlışlarımız varsa bilmeden yapılan, bilerek yapılan hiçbir yanlış yok. Ama bilmeden yaptığımız yanlışlarımız varsa bu çok önemli. Lütfen bizi uyarsınlar. Evet. Uyarsınlar. Sohbetimize devam edeceğiz. Daha burada önümde çok soru var. İnşallah ikinci bölümde bu soruları konuşacağız. Dilersen İlhan Bey kısa bir ara vereceğiz. Bir reklam aramız var. Daha sonra bu sohbetleri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam aramızdan sonra ikinci bölümde yeniden karşınızda olacağız. Evet sayın seyirciler, Postun Sesi İsviçre özel yayınımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz, canlı yayın konuğumuz Sayın İlhan Akman. Tekrar sonradan yayınımızı izlemeye başlayanları tekrardan hatırlatalım. Akman Finans yöneticisi Sayın İlhan Akman, canlı yayın konuğumuz. İsviçre'de bankalarla ilgili kredi alanında yaşanan sorunlar, bilmek istediğiniz, bilgilendirmek istediğiniz tüm konuları canlı yayınımızda da stüdyomuzu bağlanarak kendisine direkt sorabilirsiniz. Az önce reklam arasında çok arkadaşımız telefonuma mesaj olarak sosyal medya üzerinden de sorular yöneltmiş. Ben bu soruların yanıtını almak için İlhan Bey'e hemen unutmadan sormak istiyorum. Evet gelen soruların bazılarını ben not aldım. İpotek alanında çok sorular var. Ev satın alma ilgili. Son yıllarda biliyorsunuz bu konu çok yaygınlaştı. Vatandaşlarımız Türkiye'deki mal varlıklarını satıp İsviçre'de ev satın almaya yöneliyorlar. Şimdi burada iki konu var. Türkiye'deki mal varlıklarını teminat olarak gösterip kredi çekebiliyorlar mı İsviçre bankalarından? Birinci soru. Ve ipotek kredisinde biliyorsunuz %20 şartı var. Ana sermaye olaraktan vatandaşın şahsın getirmesi gereken para. Evet. Bu %20 olmadan da ev sahibi olma şansları var mı vatandaşların? Bu konuları hemen bir aydınlatalım. Önce birinci soruya gelelim. Türkiye'deki mal varlığınızla burada kredi İsviçre'deki bankalarda kredi alma şansınız yok. Çünkü İsviçre'deki bankalar Türkiye'deki malınızı ipotek koyup kredi imkanı vermiyorlar. Ama bunu yapan Türk Bankası var. Yani zaten son zamanlarda vatandaşlarımız Türkiye'de bayağı mal varlığını göstererek kredi çekmişler. Ama şunu tavsiye ediyorum, bakın şunu bilsinler. Gerçekten Türkiye'deki faizlerle İsviçre'deki faizler arasında çok büyük fark var. O yüzden bunları yaparken yapmadan önce bir gelsinler, konuşsunlar. Yani soralım, biz alacağı kredinin hangi şartlarda alacağını, ne teminat verdiğini, bu teminatın alacağı parayla bir karşılığında artısı eksisi ne olabilir? Biz bunu müşterimize seve seve anlatıyoruz. Gelenler de her zaman aydınlatmaya her zaman için varız. Bütün bürolarımıza bu şeyi yapabilirler, başvuru yapabilirler. Buradaki İsviçre'deki %20 olayına gelince, şu an İsviçre'de privat bireysel kredi haricinde ipotekler de bayağı bir zorlaştı şimdi. %20 vermekte kredi ipoteği alacaksınız diye bir kanun da yok artık. Yani %20 peşinat paranız olabilir ama banka ondan sonra bu giderleri karşılayabilecek bir geliriniz var mı ona bakıyor. İkincisi %20 olmadan ipotek alınabiliyor mu? Alan müşteriler var, hiçbir şey imkansız demek yanlış olur. O anki o müşterinin finansal durumu, geliri, giderleri hesaplanarak bankalar mümkün olduğu kadar müşteri yardımcı oluyorlar. Pensiyon kasalarından çekilen paralar var. Bunların belli bir kısmı anlıyor. Daha önce daha fazlasını kullanabiliyorsunuz. Şimdi o pensiyon kasaların bayağı bir düşürdüler. Hepsini alıp kullanamıyorsunuz. Yani o %20 olmadığında bazen ev alabiliyorsunuz.
Bankalara göre değişiyor. Ve tabii bankaya göre değişiyor. Kişinin gelirine göre, evet, konumuna göre, durumuna göre değişiyor. Tabii farklı değişiyor. Burada. Hemen bir soru daha var. Vatandaşlarımız telefonla canlı yayına bağlanmak istemiyor. Yazan arkadaşlarımız bunu belirtmiş. Tabii özel bir konu. Kredi konusu hassas, evet, özel bir durum. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Yine gelen sorulardan bir tanesini size yöneltmek istiyorum. Sigorta, kredi sigortası hastalık durumunda kaçıncı aydan itibaren devreye giriyor? Şimdi her şeyden önce bu belli bir süresi var. 2 ve 3 ay, 3 ay sonra sigorta, yani krediyi ödemek zorunluluğu var. Tabii burada şimdi o müşterinin yapmış olduğu, kredi yapmış olduğu zamanki durumuna bakmak lazım. Çünkü detaylı, eğer siz kredi aldığınızdan 3 ay veya 6 ay önce aynı hasta, şu anki hasta olduğunuz durumundan doktor kontrolü falan yaptıysanız, doktora gittiyseniz, onu da sigorta ortaya çıkarttığı zaman ödemeyebiliyor. Ama normalinde 2 aydan sonra başlamak şartıyla sigortalar 12 ay ödeyebiliyorlar. Fakat tabii 12 ay, ama bu 12 ay şöyle, eğer müşteri 4 ay sonra bir 3 ay sonra iyileştiği zaman tekrar hemen bankaya bildirmesi lazım. Kendisinin ödemesi lazım sigorta krediyi. Bir konu daha var İlhan Bey. Hemen şurada, kredi alınırken vatandaşların başını sonradan ağrıtabilecek durumlar nelerdir? Kontrat imzalanırken küçük ayrıntılar var. Belki vatandaşların o anda bunu dikkat etmediği ama daha sonra başını ağrıtabilecek bu konular nelerdir? Bu ayrıntılara bir dikkat edelim mi? Evet. Şimdi ayrıntılar şu. Siz o kontratı istediğiniz kadar okuyun. Çünkü kanunsuz, yani müşteriye müşterinin bilgisi olmadan hiçbir şey, bankanın yapmış olduğu fetrakta hiçbir şey yok. Kesinlikle her şey açıktır. Kredinin alındığı tarih bellidir, ödeyeceği taksit bellidir ve vereceği faizle beraber toplam ödeyeceği borcu hepsi açık açık yazıyordur. En önemli nokta, ödeme tarihlerine çok dikkat etmeleri lazım. Bu çok önemli. Dediğim gibi mümkünse krediye bir ay önceden başlasınlar ödemeye. Çünkü sonuçta bir ay sonra, bir ay önceden krediniz bitmiş oluyor. Yani sonuçta siz erken başlıyorsunuz, erken bitiriyorsunuz. Bunun haricinde ödemeleri mümkün olduğu kadar direkt kendi bankalarından yapsınlar. Bu da çok önemli bir konu. Artı zor durumda kaldıkları zaman, eğer bir ay sıkışıyorlarsa, kredi, leasing ve kredi kartı taksitleri en son ertelenecek konular. Mümkünse başka faturalarını ertelemeye çalışsınlar o ay için. Ama çok mecbur kalıyorlarsa, eğer aracı firmadan kredi aldılarsa, mümkünse ilk önce aracı firmayla görüşsünler. Çünkü bankaya açılan her telefon müşterinin kaydına yazılıyor, dosyasına yazılıyor. O yüzden de negatif hiçbir şey, yani pozitif hiçbir şey yok. Tamamen müşteriye negatif olarak aksıyor. O yüzden de kredi taksitlerini erteletmesinler mümkün olduğu kadar. Bankalar imkan vermiyor mu? Tabii ki veriyorlar. Daha geçen hafta yine bizim bir müşterimizin başına geldi. Kesinlikle bankadan gelen reklamdan dolayı, telefondan dolayı her sene 3 ay erteleyebilirsiniz diye müşteriye rahatlıkla şey vermişler. Sonra müşteri İlhan Bey'di, ben de rahatlıkla dedi. Yani onlar bir zarar olmayacağı için söylediği için yaptım. Daha sonra krediye başvuruyor aynı bankaya. Kredisi olmuyor. Dosyasıyla beraber geldi, baktık, inceledik. İyice dinledikten sonra bir araştırma yaptık. Ki haklı, yani banka ertelemeyi yaptırmış, müşteri yapmış. Ama dosyası maalesef şu an negatif müşteri konumuna düşmüş ve çok da iyi bir müşteri, iyi bir konumu olan. Sorunu çözdük. Ama mümkün olduğu kadar taksitleri erteletmemeye çalışsınlar. Erteletmeden önce de arayıp bilgi alsınlar. Yani özellikle bizden, yani bizim gibi aracı kurumlardan bilgiyi alsınlar, ona göre hareket etsinler. Kimden kredi aldılarsa veya bizden almamış olabilir, hiç önemli değil. Bizi arayabilirler, diğer arkadaşlar arayabilirler. Çünkü herkes yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden de bankadan önce bizi arasınlar. İyi günlerinde bize geliyorlar. Biz onlar sayesinde ekmek yiyoruz. Her zaman söylüyorum, kötü günlerinde bizi muhakkak arasınlar. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama oldukları zaman da çoğu müşteri diyor ki, ya işte İlhan Bey, utandık, arayamadık. Utanmakla hiçbir alakası yok. Yani sonuçta 4-5 yıl bağlı bir koda bağlı kalarak eğer yönünüz kapanıyorsa, en iyisi bizimle kontak kursunlar. Ne biz mağdur olalım, ne onlar mağdur olalım. Çünkü bir müşterinin iyi ödemesi bize pozitif olarak etki ediyor. Kötü kuruma düşmesi bizi de aynı duruma düşürüyor. İyi bir şey değil. O yüzden özellikle müşteri için kötü. Tabii bize, sonuçta biz işimizi yaptığımız işi bildiğimiz için bize fazla bir zararı olmuyor. Ama yine de negatif çok etki ediyor. Müşteriye zararı daha çok.
arasınlar. Aramanın, öğrenmenin hiçbir şeyi yok. Kimse aramak için de bir şey zorlamıyor da zaten. Evet. Şimdi gene gelen sorulardan bir tanesini yöneltmek istiyorum. Az önce başta konuştuğumuz bir konu vardı. Vatandaşlardan bazıları bu konuda mağduriyet yaşamış. 150-200 tane aracı firmanın bankalarla işbirliği sonlandırıldı demiştik yaptığımız araştırma sonucunda. Bunlar arasında bazı kendisini aracı kreditvermittler Almancası, yani aracı firma olarak takdim ederek vatandaşların kredi başvurusunu bankalara götüren ortalıkta çantacı diyebiliriz. Evet. Aslında bunları bu şekilde tabir ediyoruz. Bu tarz kişiler varmış. Bunlardan da vatandaşların bazıları mağdur olmuş. Ve daha sonra tabii ki kredi başvuruları bankaya gittikten sonra bu başvuru geri çekilmediği için bir başka aracı tarafından da bu kredi talebi yerine getirilmiyor. Maalesef belli bir süre bekletilmek zorunda kalıyor. Nedir bu aracı firma olabilmenin kriterleri nedir? Herkes aracı firma olabilir mi? Herkese güvenmeli mi vatandaşlar veya kimlere güvenmeli? Şimdi şöyle, her şeyden önce zaten vatandaşlarımızın bilmesi lazım. İsviçre'de biri, yani bankalarda artık öyle aracı firma diye pat girip çalışamıyorsunuz. Devletten almış olacağınız bir izin var. O izin belgesiyle, o şeyle çalışabiliyorsunuz, belgeyle çalışabiliyorsunuz. Zaten o belge olmadan bankalar sizden çalışmıyor. Şimdi bu ortalarda dolaşanlar, bu insanlar başka aracılara, başka firmalara, özellikle yabancı firmalara çalışan Türk arkadaşlarımız oluyor. Tabii bunlar da, bu müşteriler de işte onun arkadaşı ona güvenerek, onun arkadaşı ona güvenerek o kredi yapıyor. Sanıyorlar ki o yapıyor. Aslında hiç alakası yani yok. Aracının aracısı oluyorlar. Evet. Aracının aracısı oluyorlar. Böyle bir şeye kesinlikle girmesinler. Kesinlikle bakın, çok önemli bir konu. Adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi böyle olur olmaz herkese vermeyin. Çünkü tamam, sizin adınıza herhangi bir şey para falan çekme şansları yok. Öyle bir şey yok. Ama isminiz çok kötü bir şekilde bankalarda bağlanıyor. Örneğin özellikle yeni nesilde internetten başvurma olayları çok. Şimdi bu çok büyük bir yanlış, bazen çok büyük sorunlar çıkarıyor müşteriye. İnternetten kaç tane ucuz kredi arayıp hesabına giriyorlar, başvuru yapıyorlar. O her başvuru, bankaların bir merkezi vardır, oraya işleniyor. Şimdi bir başvuru, siz bir bankaya başvurduğunuz zaman, diğer banka dosyanıza girdiği zaman o merkezdeki diğer başvuruları görüyor. Ve not olarak, kredi notu olarak sizin kaç başvurunuz varsa o size negatif olarak etki ediyor. Bu da sizin alacağınız kredi şansınız varken kapatabiliyor. Veya dediğimiz gibi o insanlara evraklarını verdikleri zaman, ki vermeyi tavsiye etmiyoruz çünkü bürosu olan belli arkadaşlar var. Arkadaşları tavsiye ediyoruz. En azından büroları var, kimle çalıştığını görüyorlar. O insanlara gitsinler, ama herkes, yani sigorta yapıyorum diye, kredi yapıyorum diye bir şey yok. Raize Bicor'dan kredi yapanlar var. Yani herkes artık yapmaya çalışıyor. Ama sonuçta mağdur olan müşteri, herkes kendi işinin şeyidir. O yüzden de dikkat etsin o arkadaşlarımız, vatandaşlar. Bu yüzden yolları, kredi yolları kapanıyor maalesef. İcrası olan, sicil kaydı oldukça kötü, icrası olan kesinlikle kredi alamaz diye bir şey söyleyebilir miyiz? Bunların bir şansı daha var mıdır? Yok, öyle icrası olan kesinlikle kredi alamaz diye öyle bir şey yok. İcrası olan arkadaşlara kredi yapma şansımız oluyor. Biz de daha önce söylediğim gibi biz bir iki tane program aldık. İcralarla ilgili bir program bu. Müşterilerin icralarının ne zaman olmuş, nasıl olmuş, nereden olmuş, biz bunları görüyoruz. Ve o konuda biz tabii bir iki günde hallolacak bir olay olmuyor. Yani sorun çözülmüyor. Ama sonuçta o sorunu biz çözmeye çalışıyoruz müşteriyle beraber. Çok müşterinin sorununu çözdük. İcra varken kredi olmuyor diye bir olay da yok. Çünkü biz zaten dinliyoruz. Yani o icra neden, için, nereden, nasıl oldu. Ona göre biz zaten dosyayı hazırlıyoruz. Ve bankaya da o şekilde sunuyoruz. İş olayında olan arkadaşından kredi alan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız bayağı var. Ama banka ve kredi kartından icralık olduğu zaman olay çok farklı. Orada yani bankaya siz icralık olmuşsunuz ve kredinizi bitirdikten sonra bile o icra kalıyor orada. Banka onu çekmediyse, çekmiş olsa bile icrayı bankaların merkezindeki zeki bölümünde kalıyor. Yani merkezi bölümde kalıyor. Evet. Orada o kodun bitiş süresine bağlı. Yani sorunlar çözülüyor, çözülmeyen sorun yok. Ama bazı sorunlar bayağı yıllar alıyor. O yüzden de herkese öyle önüne gelene kağıtlarını verip de kredi yapıyorlar, yapacaklar. İşte bir haftada kağıtları verdim, haber yok falan, çok müşteri biz duyuyoruz. Yapmasınlar yani. Belirli firmalar var, gitsinler onlara. Evet. Yani kendilerinden konuştuğu insanlar var, niye
ortada dolaşanlara veriyorlar, ben onu da anlayamıyorum. Tabii bazen insanlar acil oluyor veya akrabası, arkadaşı oluyor, kıramıyor. Yanlış. Yanlış. Evet. Sonuçta mağdur müşteri oluyor. Şimdi çok önemli konular var. Onları da sırasıyla sormak istiyorum. Kötü bir senaryo. Evli bir çift kredi almış. Karı koca çalıştıkları için üst limitten de faydalanmışlar. Ve daha sonra 6 ay sonra veya belli bir süre sonra da ayrılmışlar. Bu kredi borcu daha sonra kime kalıyor? Evet, şimdi önemli konulardan bir tanesi, mağdur olan çok müşteriler de var bu konularda. 2007 yılına kadar bankaların çoğu müşteriye kredi aldığı zaman, özellikle evli olduğu zaman, eşlerinin ikisine de imza attırıyordu. Evet. Garanti olsun diye. Boşanma durumunda yani ikisinden birinden parayı banka talep edebilir şeyle. 2007 yılından sonra yani yapılan istatistiklerde boşanmalar çoğaldığı için ve bu tür problemler de bankaya negatif etki ettiği için, bankanın para kaybına neden olduğu için 2007 yılından sonra bankalarda yeni bir kanun çıktı. Artık kredi soran kişi, siz evliyseniz krediyi eşinizle beraber başvurabiliyorsunuz. Eşinizin kağıtlarını da içeri veriyorsunuz. Ama kredi size yapıldıysa kredinin bütün sorumlusu siz oluyorsunuz. Eşinize yapıldıysa bütün sorumlusu o olmuş oluyor. O yüzden de mahkemeye gitseniz bile, mahkemede boşanmada beraber almış olduğunuz, kullanmış olduğunuz krediyi herhangi bir nedenler nereye yatırdıysanız önemli değil. Kime giderse gitsin, siz eşiniz krediye ben yardımcı olmuyorum ödemeyeyim dediği zaman banka hiçbir şey yapamıyor çünkü sizin isminiz geçiyor. O yüzden de kredi kontratında yazan kişinin ismi önemlidir. Başvuru sahibini mi? Başvuru sahibi. Ve bu da çok önemli. Bazen müşterimiz diyor ki ya işte ben eşimin kağıtlarını, eşimi katmak istemiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle zaten banka katmıyor. Ama siz evliyseniz, eşiniz çalışıyorsa kağıtlarını vermek zorunda değilsiniz. İstediğiniz krediyi, bütçeniz yetiyorsa kendi maaşınızla alabiliyorsunuz. Bütçeniz yetmezse eşinizin kağıtlarını banka istemek zorunda. Siz onu vermek zorunda değilsiniz. Ama eşinizin kağıtlarını verip de krediyi aldığınız andan itibaren eşinizin yine krediyle hiçbir alakası yok. Hiçbir sorumluluğu yok. Tabii bu demek değildir ki yani şimdi biz krediyi şöyle veya böyle alalım da nasıl... Böyle bir şey yok. Yani tabii boşanmayı kimse istemez. Evet. Ama bundan dolayı kimse de krediyi alıp mağdur boşanmasın. Olan, yani mağdur olan, şey. Mağdur olan çok insan var. Evet. Hatta mahkemede borcu ikiye böldüğü halde veya beyi veya hanımı borcu üstüne aldığı halde bile mahkeme kağıtları olsa bile sorumlusu krediye kontrata, kredi kontratına imza atan kişi sorumlu. Evet. Yine bu kötü senaryolardan bahsetmişken bir senaryo daha var. Tabii kredi alan kişi yüksek bir limitten faydalanarak 100 bin olabilir, bu 50 bin frankın üzerinde de olabilir. Kredi aldıktan sonra bir iş kuruyor ve bu işte başarılı olamıyor. İflasını beyan ediyor veya batırıyor. Bu para dolandırılıyor da olabilir. Tabii vatandaşın başına gelen sorun bankayı direkt ilgilendirmiyor. Ama daha sonra iflasını beyan ettikten sonra banka bu parayı bu kişiden nasıl talep ediyor? Şimdi siz parayı nereye nasıl kullandığınızı sonuçta bankayı ilgilendiren bir konu değil. Tabii ki banka kredi verirken bazen sorabiliyor niçin kredi, bireysel kredi. Bireysel kredi olduğu için de özel kredi şeyine, kriterine girdiği için müşteri fazla zaten doğru yapacağı şeyi bazen söylemiyor bile. Doğru. Söylemek zorunda da değil. Evet. Bankanın parayı nereye kullandığınızı bankayı ilgilendirmiyor. Siz eğer o anda o parayı batırdıysanız banka sizden o parayı almak için her şeyi yapar. Kanuni bir şekilde. İcraya verir. İcradan alabilirse veya o işi batırdınız, başka bir işe başladınız, normal çalışıyorsunuz, maaşınıza el koyabilir. Ama hiçbir zaman sizi zor durumda, özel yaşamınızı etkileyecek miktarın dışında para kalmıyorsa parayı alma şansı yok. Ama bunu bankanın peşini kolay kolay bırakacak diye bir şey de yok. Daha sonra bunlar, bu dosyalar inkasso firmaları tarafından satın alınıyor. Yani banka o müşteri tarafından zarar etse bile müşterinin peşine inkasso bürüleri düşmeye devam ediyor. Konkurs durumları, iflas durumları, bunu Allah kimseye göstermesin. Hiç kimseye tavsiye etmiyorum. İflas çekip de iflasın ne olduğunu bilmeyen, konkursun ne olduğunu bilmeyen çok vatandaşlarımız var. Ama bu borçtan kurtulmak için sadece belki iflas edenler de var. Ama bu konkurs olayı, bu iflas olayı İsviçre'de yaşadığı sürece bütün kapıların kapandığını bilmesi lazım. Ve çocuklarına bile etkiyor diyor bakın. Bazı bankalarda, örneğin çalıştığımız bankalardan bir tanesi var. Eğer
aileden birisi o bankadan daha önce kredi çektiyse, şu an aynı evde yaşıyorlarsa, eğer o babası veya annesi veya kız kardeşi, babası veya annesi o krediyi çekip de ödememişse, yetişkin çocuğu krediye başvurduğu zaman aynı adreste kaldığı için kredi vermeyen banka var. Yani konkurs çok ağır bir olay zaten. Bu yüzden de yani mümkün olduğu kadar konkurs yapmadan önce biz her zaman söylüyoruz yani danışmak için her zaman kapımız herkese açık. En azından bir şey yapmadan önce yanlış bir adım atmadan önce gelsinler. Çünkü daha sonra yıllar sonra onun farkına varıyorlar. Fakat o zaman temizleme çok geç kalıyor yani çok zor oluyor sorunu çözmek için. Peki buradan tekrar hatırlatalım. Yaklaşık 20 dakika, 25 dakika daha yayınımız devam edecek. Bu arada konuyla ilgili sorusu olan merak ettiği konular hakkında direkt İlhan Akman'a da, Sayın İlhan Akman'a da sorusunu canlı yayında sorabilir. Serbest meslek sahipleri diyelim. Bu konuda bunların durumu, kredi alma imkanları nedir? Serbest yani işveren Evet, dediğimiz aynen. arkadaşlarımızın kredi alma şansları var. Tabii normal bankalara biraz daha dikkatli davranıyor. Daha detaylı bilgi, evrak istiyor bankalar. Ama kredi imkanları var şu an. Fakat geçen yıllara nazaran o kredi imkanları daha düştü. Yani kredi notu genelde şey oldu, serbestliklerin düşük olduğu için daha düşük bir limitte kredi veriliyor ama kredi imkanları var. Fakat detaylı bilgiler, detaylı evrakları isteniyor. O imkanlar var yani servisen yani privat işveren arkadaşlarımız krediye başvurabilirler. O yüzden de sorun yok. Çekebiliyorlar. Fakat dediğim gibi her şey evraklarda göstereceğimiz müşterinin verdiği şeye bağlı. Yine çok çeşitli konular var. Öne çıkan konuları ben şöyle göz atarak sizi yöneltmeye çalışıyorum. Bir ipotek faiziyle ev satın almış vatandaşın daha sonra ikinci bir ev daire satın almak istediği halde %20 şartı bu sermaye, ana sermaye konusunda birinci evini ana sermaye olarak, teminat olarak göstermesi yeterli oluyor mu? Şimdi yeterli oluyor diye bir şey yok, olmuyor diye bir şey de olmaz. Biri önceki aldığı evin ipotek durumu o anki durumuyla zaten kendi bankası ilk görüşmesi yapacak kendi bankası. O eski ilk önceki ipoteğini %20 şeyini karşılayabilecek bir şey varsa banka bunu kabul ediyor. Ama bununla yetinilmiyor yine. Sonuçta müşterinin o anki ekonomik durumuna bağlı. Müşterinin yıllık geliri çok önemli. Hani bu da bir şekilde bir nevi teminat gösterilebiliyor önceki almış olduğu ipotek. Öyle bir şey de var. Şimdi şurada son olarak şu anda Türkiye'de merkezi Eskişehir'de olan bir çalışma içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Bu konu tamamen kredi alanı ile ilgili mi? Bu konuyla ilgili de bilgi vermek ister misiniz? Şimdi şöyle o çalışma içinde olduğumuz Eskişehir'le bağlantılı. Eskişehir'de 2006 yılında kurulan Badel Yapı var inşaat sektöründe. Biz Türkiye'deki faizlerle buradaki faizler arasında bayağı bir bağlantıda bayağı bir fark olduğu için Türkiye'deki vatandaşlarımıza böyle bir imkan yapabilir miyiz, çıkarabilir miyiz? Çalışmalar içinde yıllardan beri çalışıyoruz. Bizim çalışmamızı ilk önce Türk bankalarıyla yani özellikle çalışmak istedik. Fakat maalesef böyle bir ortam Türk bankaları tarafından verilmedi. Verilmediyse yani uygun olur çünkü Türkiye'deki faizler bayağı bir yüksek. O yüzden biz İsviçre'de şu an yeni bir firma kurduk. İsviçre ortaklığı yine Akman Holding üzerine yeni bir firma kurduk. Fakat bu firmanın devletten beklediğimiz son bir izni kaldı. Allah'ın izniyle %99 gelecek. Yani bitti. O izin geldiği zaman Eskişehir'le yani Türkiye ile bağlantılı o olacak. Müşterilerimizi buradan veya Türkiye'den kredi aldıkları zaman veya ev alacakları zaman, yatırım yapacakları zaman buradaki banka faiz sistemiyle verebilme çalışmalarını biz bakıyoruz. Biz onun çalışmaları içindeyiz. O yüzden o firmayı kurduk. İnşallah yakında şeye girecek. Tabi bu biraz örneğin bir mağaza açmak veya bir dükkan açmak gibi değil. Çok detaylı, çok ince konular olduğu için finans konusu aylar alıyor. Biz bu çalışmada son 3 yıldır bu şeyden çalışıyoruz. O yüzden de sonuna yaklaştık. Biraz daha zaman gerekecek. Eskişehir bağlantılı o şekilde. Çünkü Badel Yapı da bu yeni kurulan firmanın bu grubun içinde. Bu grubun içinde. Eskişehir'de zaten yine aynı şekilde araştırma yaparsa müşterilerimiz veya Eskişehir'e olan vatandaşlarımız varsa zaten bilirler. Ciddi bir
Yani burada İsviçre yöntemindeki ciddi bir çalışma sistemini Eskişehir'e götürünce güzel bir şey yakaladık. Orada bir ritim yakalamış olduk. İlhan Bey, bunun dışında şu ana kadar konuştuğumuz konuların dışında kredi alanı ile ilgili vatandaşlarımızın günlük hayatlarında size ulaşan telefonlardan mağduriyetler olabilir. Ne gibi konularda uyarılarda bulunabiliriz? Uyarı veya tavsiyelerde bulunabiliriz? Şimdi en çok uyarıda tavsiyede bulunacağım eğer çalışmıyorlarsa, sosyaldan geçiniyorlarsa kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir nede herhangi bir yolla krediye başvuru yapmasınlar. Bunu kesinlikle hiç tavsiye etmiyoruz. İkincisi önüne gelen herkese kredi yapıyoruz diye kağıtlarını vermesinler. Bu müşterinin özellikle çok büyük bir problem kapatıyor. Böyle bir şeye girişmesinler. Ardından yapılan kredilerde, alınan kredilerde söylüyoruz. Kötü yani durumlar, kötü zamanları geldiği zaman olduğu zaman ki kimse inşallah öyle bir şey olmaz ama maalesef hayat bu oluyor. Çekilmeden kredi yaptığı firmaları arasınlar. Bankalara direkt kontak kurmasınlar. Arayın sorununuzu biz birlikte çözmeye çalışalım. Çünkü dediğim gibi yıllardır biz bu insanlarımız sayesinde ekmek yiyoruz. Ben buradan önce müşterilerimize daha sonra bizim şu an yıllardan beri bizimle çalışan bürodaki arkadaşlarımıza Zürih sorumlusu olsun, Olten, Bern, Basel sorumlusu olsun arkadaşlarımıza ben gerçekten minnettarım. Çünkü onların sayesinde biz güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Yanınızda çalışan, yanınızda beraber çalıştığınız çalışma arkadaşlarınız da çok bu konuya ciddi baktıkları için bu başarıyı yakalamaya şansımız oldu. Şimdi biz bu başarıyı devam ettirmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta geri gitmemeye çalışıyoruz. Ama burada bizim her zaman müşterilerimize ihtiyacımız var. Bunların eleştirilerine çok ihtiyacımız var. Yani bize eleştirilerini yapsınlar ki yanlışlarımız varsa, bilinmeyen yapılan yanlışlıklar varsa lütfen rica ediyorum buradan bizi uyarsınlar. Bizi uyarsınlar ki bizi uyardıkları zaman biz bu yanlışı diğer bir müşteri yapma şansımız olmaz. Yine de söylüyorum bilerek yapılan hiçbir yanlış yok. Bilinmeyen yapılan yanlışlar için konuşuyorum. Ayrıca özellikle şikayet konularında şey yapmak istiyorlarsa beni haftanın 7 günü arayabilirler. Şimdi Akman Finans İsviçre'de bir marka oldu sözleri biz çok duyuyoruz. Evet ama bunu kimse bize şey yapmadı. Biz bunu bize güvenip gelen vatandaşlarımız sayesinde biz bu şeyi yakaladık. Ama biz haftanın 7 günü müşterinin her türlü telefonunu açığız. Bunu İsviçre'de hiçbir firma yapmıyor. Yani Sizi de nasıl arayacaklarını şu anda birkaç dakikadır da ekranda yansıttığımız telefon numaralarından da not alıp tabii. kendilerinin özel durumları ile ilgili konulara da size hafta içi de ulaşacaklarını, Hafta içi ve hafta sonu evet hiç hafta problem değil. sonu da belki şu anda canlı yayınımızı aramaya cesaret edemeyip belki özel olduğu için kendi konumları ile ilgili durumu daha sonra size özel olarak da Evet. telefonla da veya Tabii. bizzat gelip de anlatıp yardım talep edebileceklerini buradan hatırlatalım. Kesinlikle. Benim direkt telefonumdan ulaşabilirler. Herhangi bir büromuzdan direkt telefonumu alabilirler. Cumartesi, pazar akşamları hiç problem değil. Bakın söylüyorum yani bizim çalışma saatlerimiz yok. Başarı yakalamanın sırlarından bir tanesi de bu. Biz belli bir saatleri koymadık çalışmak için. Müşterimizin ihtiyacı olduğu anda, bürolarımızın olmadığı yerde biz müşterimize gittik. Yani biz müşterileri bankaya değil, bankayı biz müşterinin ayağına götürmeye çalışıyoruz. Ki şu ana kadar öyle yaptık. Öyle yapmaya da devam etmeye çalışıyoruz. O yüzden de İsviçre'nin neresinde olurlarsa olsun, ne gibi herhangi bir sorun olursa olsun veya bir talepleri olursa olsun, cumartesi, pazar akşamları istediği şekilde arayabilirler, içleri rahat olsun, hiç çekinmeden arayabilirler. O yüzden de yani direkt bana ulaşmak istiyorlarsa da özel konularda bilgi almak istiyorlarsa da söylüyorum bizim bürodaki elemanlarımızın hepsi bu konuda yeterince tecrübeli. Ama şikayet konusu olsun daha değişik konularda direkt görüşmek istiyorlarsa her zaman için müşterimizin şeylerini açığız yani başvurularına, taleplerine, telefonlarına açığız. Bu da bizi memnun ediyor. Çünkü onlar sayesinde biz buraya geldik. İnşallah onlar sayesinde böyle devam edeceğiz. Evet. Etmeye çalışıyoruz. Onlara layık olmaya çalışacağız. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çok güzel. Şimdi önümde de burada gördüğünüz post rehber var. Siz bu Evet. rehber çalışmasını tabii 2 yıldır bizimle de birlikte çalıştınız, takip ediyorsunuz. Evet.
bizzat da incelediniz sanıyorum. Evet. Kanaatiniz nedir tam olarak? Sizin de bir iş adamı olarak bu rehber hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. 2014 rehber çalışmalarımızı start verdik. Buradan da bizi izleyen işletmeci vatandaşlarımızı da, evet, bu duyuruyu yapmak istiyorum. Ve yerlerini şimdiden ayırsınlar. Zaten bizim adreslerimizi gerek gazete üzerinden gerek rehber üzerinden, evet, de biliyorlar bizi nasıl ulaşabileceklerini. Evet, şu şekilde de kameraman arkadaşımı göstereyim. Evet, bu 2012, evet, bu da 2012 yılında başlatmıştık ve büyük bir talep vardı, evet, bu konuyla ilgili. Bütün İsviçre'de çeşitli alanlarda ticaret yapan Türk vatandaşlarımızın içinde yer aldığı rehber. Vatandaşlarımız özellikle büyük memnuniyeti bize ifade ettiler bu rehberle ve iş adamlarımız çok memnun. 2014 çalışmalarımızda şimdiden başladığımızı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Burada bizi izleyen işverenlerimize sizin kanaatiniz nedir? Yararlı bir rehber mi? Şimdi kesinlikle kesinlikle yararlı bir rehber. Çünkü neden diyorsunuz? Orada her daldan çalışan arkadaşlarımızın adresleri, yaptığı şeyler var, bilgileri var. O yüzden yani güzel bir çalışmaya imza attınız. Umarım bunu her sene devam ettirirsiniz. Çok güzel bir çalışma. Her konuda, her daldan insanların bir yerde buluşması çok güzel bir şey. O yüzden de biz toplum olarak birlikte böyle birbirimize bağlı olarak, birbirimize yardımcı olduğumuz sürece, çalışmaya devam ettiğimiz sürece başarılar herkes için gelecektir. O yüzden yine hep aynı konulara geleceğiz. Vatandaşlarımız olmadığı yerde biz yokuz. Bizim olmadığımız, bizim olup olması hiç önemli değil. O yüzden bir şeyler yaparken lütfen kendi insanlarını seçmeyi tercih etsinler. Bazen çok duyumlar geliyor. Ya işte ben Türklerle iş yapmıyorum. Artık bu zihniyeti biz bir kaldıralım. Çünkü İsviçre'de ve yurt dışında olsun, Avrupa'da olsun çok ve ciddi bir şekilde çalışan bir sürü Türk firması var. Bu bir yara, ağır bir söz oluyor. Neden yani bir Türklerle çalışmayalım? Türkler şu an çok güzel konumda. Çok güzel işler Süremizin başarıyorlar. Sonuna geldik. Tabii. O yüzden de evet, siz bu konuda önce oldunuz. Önce olmaya devam edin. Biz de size minnettarlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İlhan Bey. Yaklaşık 1,5 saattir yayındayız. Çok önemli bilgiler aktardınız. Vatandaşlarımız da umarım bu bilgilerden faydalandı. Canlı yayınımıza telefon açıp belki de kendi konularıyla ilgili burada dile getiremeyen vatandaşlarımız daha sonra size ulaşarak bunları ifade edeceklerini umuyoruz. Evet, sayın seyirciler, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere çok yeniden teşekkür etmek istiyoruz. Yaklaşık 1,5 saate yakın İsviçre özel canlı yayında birlikte olduk. Buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Yarın akşam yine aynı bu saatlerde İsviçre özel programıyla yeniden TGRT ekranlarında karşınızda olacağız. Hepinize iyi akşamlar.